Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budu. Sadakallahu alazim. Ve bella rasuluhul kerim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahel alemin. Ya rabbel alemin. Ve ya hayren nasirin ve ya mücibes sailin. Cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medetler, inayetler, hidayetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere İslam'ın hakikatlerini, dinin güzelliklerini bütün veçe ve gerçekleriyle tam bir sadakat ve cesaret içerisinde ihlasla anlatmayı şu cemaati müslimine de can kulağıyla dinlemelerini, anlamalarını, kabul ve tatbik etmelerini nasip-i müyesser buyur. Mevzumuz hayat. Şu içinde bulunduğumuz hayat. Dünya hayatı. Dünya yaşantısı. Doğumla başlayan, ölümle biten, arada 60-70 senelik birer hayat hikayesinden ibaret olan bu hayat nedir? Geceler birbirini takip eder, mevsimler birbirinin arkasından gelir, seneler su gibi akar gider. Nereden gelir, nere gider? Nedir bunun manası? İşte mevzumuz budur. Hayat. Hayatın manası. Hayatın manasını hakkıyla kavrayabilmemiz için onu bütün veçe ve gerçekleriyle idrak edebilmemiz için hayatın ağırlık merkezi olan, ağırlık noktası olan ve bir bakıma hayatın meyvesinden ibaret bulunan insanı, insanoğlunu hakkıyla tanımamız gerekir. Öyleyse insan nedir? İnsan neyin nesidir? Nereden gelmiş, nereye gidecek? Niçin gelmiş, niçin gidiyor? Gelişinin bir sebebi, bir hikmeti, bir gayesi var mıdır? Yoksa manasız, hikmetsiz, gayesiz bir geliş midir? Eğer bir hikmeti, bir gayesi varsa, bir mesuliyeti, bir sorumluluğu varsa, bu neden ibarettir? Kime karşı insanoğlu sorumludur? Sorumluluğunu, mesuliyetini, görevini, gayesini yerine getirdiği takdirde kazancı ne olacaktır? Neyi kazanacaktır? Getirmediği takdirde kaybı ne olacaktır? İşte bütün bu soruların ve buna benzer daha nice nice suallerin cevabını gerçek manada bulabilirsek, bilebilirsek, insanoğlunu ve dolayısıyla insanın bir ferdi, birer ferdi olarak kendimizi tanımış olur, hareketimizi, sözlerimizi ve sohbetlerimizi ona göre ayarlamış oluruz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle, Hazreti Muhammed'in feyiz ve bereketiyle, siz Müslüman kardeşlerimin de hüsnü teveccühiyle bu mevzuu zamanın verdiği imkan nispetinde göz önüne sermeye ve sergilemeye çalışacağız. İnsanoğlu kendi kendisini tanıma yolunda boş durmamış. Kendi kafasına dayanarak, kendi fikir gücüne inanarak,
bir takım felsefeler ileri sürmüş, fikirler yürütmüş ve kendi kendisini tarif etme yoluna gitmiştir. Birisi çıkmış, demiş ki insan demek alet yapan bir varlık demektir. Alet yapan. İnsanı bu şekilde tarif etmiş. Bir başkası çıkmış, kendi kafasına, kendi fikrine, felsefesine dayanarak demiş ki insan siyaset yapan bir varlıktır. Bu şekilde tarif etmiş. Bir başkası çıkmış, hayır hayır demiş, Aristo gibi. İnsan demek konuşan bir hayvandır demektir. Konuşan bir hayvan. Daha başka birisi çıkmış, ne söylüyorsunuz demiş. İnsan demek hayvan oğlu hayvandır demektir. Darwin'in görüşü. Maymundan geliyor diyen felsefe. İnsan nedir? Hayvan oğlu hayvandır. Haşa. Biz ne hayvanız ne de hayvan oğlu hayvanız. Ancak bunu söyleyenler insan da hayvanlık zincirinin bir halkasıdır. Onun ceddi büyük dedesi maymundur diyenler hayvan oğlu hayvandır. Kusura bakmayın. Biz insan oğlu insanız. Bir başkası çıkmış, Freud gibi. Ne demiş? Demiş ki insan şehvi arzularının ve behimi isteklerinin kuludur demiştir. Çok affedersiniz, insanı belden aşağısıyla tarif etmiştir. Bir başkası çıkmış, Durkheim gibi. Ne demiş? Demiş ki insan içinde yaşadığı cemiyetin, toplumun kuludur. Her şeyini cemiyetin gözlüğüyle bakar, değerlendirir. Bir başkası çıkmış, demiş ki hayır, sizin hiçbirinizin dediği doğru değildir. Ya nedir? İnsanoğlu midesinin kuludur. Tarihteki kavgalar, gürültüler, harpler, darplar hep boğaz kavgasından çıkmıştır. Karl Marx, komünistlerin babası, komünizm felsefesini ortaya atan Karl Marx'ın insan anlayışı bu. İnsanoğlu neymiş, neden ibaretmiş? Midesinden ibaretmiş, boğazından ibaretmiş. Her şey ona göre değerlendirilir diye bir küfür ve kafir felsefesi ortaya atmış ve milyonlarca insanları bu yanlış, bu batıl zihniyetin arkasından sürüklemiş ve insanlıkta ne şeref, ne hisiyet, ne hüviyet, ne meziyet bırakmamıştır. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, görüldüğü gibi bu tariflerden hiçbiri insan denen o varlığın gerçek manada hüviyetini tespit edememiş, tarifini yapamamış, tanımını bulamamıştır. Adeta bunlar insanoğlunun ve çok yönlü olan bu varlığın, çok girift, karmaşık olan bu varlığın sadece bir yönünü nazarı itibarı almış, ona göre tarifini yapmış ve felsefesini o tarif üzerine kurmaya çalışmıştır. Körlerin fiili tarif etmesi gibi. Körler fiilin etrafında toplanmışlar. Yahu şu fil denen hayvan nasıl bir varlıktır, onu bir tarif edelim. Bir tanıtalım, tanıyalım. Birisi filin bacağına rastlamış. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru fili bir sıvamış bacağını. Ha, demiş arkadaşlar, fil dediğiniz varlık neymiş? Bir direk. Bir direkmiş. Bacağını ancak görebilmiş, tutabilmiş. Görememiş ya, kör. Tutabilmiş. Birisi filin hortumuna yapışmış tesadüfen.
Fil demiş, fil dedikleri varlık şuymuş. Öyle kol gibi uzun bir hortumu olan, bir şey olan, burnu olan bir varlık. Bir başkası kulağına rastlamış, yahu demiş, fil dedikleri varlık bir yelpaze gibi bir şey. Şimdi soralım kendi kendimize veya başkalarına, bunların herhangi birisinin tarifi fili tarif midir? Kimi bacağıyla fili tarif etmeye çalışmış, kimi hortumu ile fili tarif etmeye çalışmış, kimisi de kulağı ile fili tarif etmeye çalışmış. Halbuki fil bunların her birinden ibaret değil. Onların toplumuyla beraber, topluluğuyla beraber daha birçok şeylerin terkibinden ibarettir. İnsan da bu. Binaenaleyh, insanı insan tarif edemez. Yani insanoğlunu ne sen ne ben, ne alim ne filozof, hiçbir kimse insanı gerçek manada tarifini yapamaz ve yapamamıştır. Ne yapmak lazım geliyor? O halde insanı ruhiyle, bedeniyle, maddesiyle, manasıyla, akliyle, bütün kabiliyetleriyle bilene onun tarifini yaptırmak gerek. Kimdir insanı her yönüyle bilen, her yönüyle onun ince noktalarını bildirebilen? Yaratandır. O halde insanoğlunun tarifini, insanoğlunun mahiyetinin neden ibaret olduğu meselesini yaratana bırakmak yegane güzel ve isabetli bir durum olur. İslam, ki Cenab-ı Hakk'ın kanunudur, onun kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insan denen varlık karşımıza bambaşka bir şekilde çıkıyor. Kur'an insanı nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Belki şimdi size sorsam, hiçbiriniz İslami manada, Kur'an'ı manada kendi kendinizin tarifini, tanımını yapamazsınız. Bunda bir vebal varsa o da bizim. Niye? Size sık sık tarifinizi, tanımınızı Kur'an-ı Kerim'e göre yapmamışızdır. Kur'an-ı Kerim'e göre insan demek kardeşlerim, Allah'a halife olmak üzere yaratılan bütün nimetler emrine verilen ve Allah'a kul olmak üzere meydana getirilen bir varlıktır. İnsanın tarifi bu. Önemine binaen tekrar edeyim. İnsan Allah'a halife olmak üzere yaratılan, dünyanın bütün nimetleri emrine, hizmetine verilen ve Allah'a kul olma göreviyle, vazifesiyle vazifelendirilen bir varlıktır. İşte insanın tarifi bu. Bu tarifte üç unsur var. Üç madde var. Bir, insanın halife oluşu. İki, bütün nimetlerin insan için yaratılmış olup insanın hizmetine verilmiş oluşu. Üç, görevinin, vazifesinin Allah'a kul olmaktan ibaret oluşu. Demek ki insanın tarifinde üç mesele var. İnsanın halife oluşu, her nimetin insanın emrinde oluşu ve insanın vazifesinin, görevinin de Allah'a kul olmaktan ibaret bulunuş. Şimdi bu üç meseleyi zamanın verdiği imkan nispetinde açıklamaya çalışalım. İnsan halifedir. Ne demek halife? Maalesef lisanımızda, Türkçemizde bu halife kelimesinin tam karşılığı yoktur, bulamazsınız. Onun için yaklaşık kelimelerle tercüme edeceğiz. Halife demek vekil demektir.
Halife demek naip demektir. Halife demek temsilci demektir. Peki insan kimin halifesidir? Allah'ın halifesidir. Allah'ın vekilidir. Allah'ın naibidir. Başka bir ifadeyle Allah'ın temsilcisidir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin bir ayeti celilesi bunun bir ifadesidir. Bismillah. Ve iz kâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Kâlu etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikü dima ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kâle inni a'lemu mâ lâ te'lemûn. Cenab-ı Hak bir vakitler meleklere şöyle demişti: ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, bir halife tayin edeceğim. Bunu duyan melekler halifenin yüksek bir makam olduğunu anlayınca ve sezince dediler ki ya Rabbi, yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini halife mi yaratırsın? Biz isek seni tesbih ediyor, seni takdis ediyoruz demek suretiyle kendilerinin bu makama layık olduklarını, halife tayin etmek istiyorsan ya Rabbi bizden halife tayin et demek istediklerini açık açık konuşmadılar da dillerinin altında bunu gizlediler. Fakat red cevabı aldılar. Kale, Mevla buyurdu, İnni a'lemu ma la ta'lemun. Hayır, hayır. Haberiniz olsun, benim bildiklerimi siz bilemezsiniz. Yani siz halifeliğe layık değilsiniz. Bunu demek kafi miydi? Ortada bir makam var, hilafet makam. Allah'a halife olma ve her işi onun namına, onun rızasına, onun emrine göre yapma görevi vardı ortada. Buraya bir adam lazım. Cenab-ı Hak bunu haber verince melekler harekete geçtiler. Ya Rabbi bize bunu lütfet demek istediler. Cenab-ı Hak reddetti. Bunları tatmin etmek ve kendilerinin halifeye ehil olmadıklarını da kendilerine öğretmek için ne yaptı? Cenab-ı Hak topraktan ve çamurdan yarattığı Adem'le bunları bir imtihana çekti. Adem'e varlıkların bütün isimlerini öğretti. Meleklere söyledi. Enbiuni bi esma'i ha'ulâ in kuntum sâdiqîn. Sözünüzde, davanızda, iddianızda sadık iseniz, hadi bakalım şu varlıkların isimlerini bir bir haber verin. Varlıklar bir sinema şeridi gibi gözlerinin önünden gelip geçiyor. Canlılar, cansızlar, dağlar, dereler, ovalar, sular, atlar, katırlar, her şey gelip geçiyor. Hadi bunların isimlerini söyleyin bakalım. Kâlû subhânek. Ya Rabbi seni tesbih-i tenzih ederiz. La ilme lena illa ma allemtena. Senin öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yok ya Rabbi dediler. Cenab-ı Hak onlara ben size demedim mi? İnni a'lemu gaybes semavati vel ard. Yerlerin göklerin gaybini ben bilirim demedim. Adem çağrılır. Ya Ademü enbihüm ve esmaihim. Ey Adem, bunlara şu varlıkların birer birer isimlerini haber ver. Felemma enbehüm ve esmaihim. Hazreti Adem gelip geçen bütün varlıkların isimlerini ve özelliklerini bir bir meleklere haber verince kimin halifeye ehil olduğu, kimin olmadığı güneş gibi ortaya çıktı. Evet. İmtihanda Adem kazandı. Adem'in şahsiyetin şahsında insanlık kazandı.
Melekler değil. Halife geldi, yerine oturdu. Kimdir halife? İnsanlık. Onu temsil eden Adem aleyhisselam halife olarak yaratıldı. Bu kainata bir efendi lazım. Bir vekil lazım, bir halife lazım. Kainatta hadiseleri değerlendirecek, maddeleri işleyecek, insanlar arasında, varlıklar arasında Allah'ın ehkamını hakim kılacak birisine ihtiyaç var. Onu Cenab-ı Hak cinlerden tayin etmedi. Şeytanlardan da tayin etmedi, meleklerden de tayin etmedi, ya insanlardan tayin etti. Müslümanlar ne yaparlar? İşlerine besmele ile başlarlar, değil mi? Bir binanın temelini atarken, okumaya yazmaya başlarken, yemeye içmeye başlarken, hayvanları kesmeye başlarken ne yaparlar? Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle besmele çekerler. Niye? Neden? Çünkü onlar yaptıkları bu işleri kendi namlarına, kendi şahıslarına değil de Allah adına, Allah namına yapıyorlar demektir. Biz asıl değiliz. Biz yaratanın emrindeyiz. Emir kuluyuz. Onun kuluyuz. Ona karşı hürriyetimiz yok. Yapacağımız bütün işleri, bütün söz, fiil ve hareketleri onun adına yapmak mecburiyetindeyiz. Ve bunun bir ifadesi olmak üzere her işimize besmele ile başlarız. Besmele ile başlamazsak ne olur? O işin beti bereketi olmaz. Hele hayvanları besmelesiz bile bile boğazlarsak, kesersek onun eti de yenmez, murdar olur. İşte her işimizin başında besmele çekmemiz halife oluşumuzun alametlerinden ve neticelerinden birisidir. Onun için her işimizde besmele meşru kılınmış ve Müslümanları da bu adete uyarak müsbet ve faydalı işlerine besmele ile başlaya gelmişlerdir. Bizler de o adeti devam ettirmekteyiz. Yani insan bu dünyada sorumsuz değildir. Mutlak bir hürriyete sahip değildir. Her istediğini yapamaz, evlenemez, çocuk sahibi olamaz, eve sahip olamaz. Bu hususlar yine hep izne bağlıdır. Neden? Çünkü insan halifedir de ondan, emir kuludur da ondan, sorumludur da ondan ve nihayet asıl değil de ondan. İnsanın makam ve şerefi, çok aziz ve muhterem kardeşlerim, makam ve şerefinizi çok iyi bilin. Siz çok mühim birer varlıksınız. Makam ve şerefiniz son derece üstün bir makamdır. Meleklerin makamından daha ileride, daha yukarıdadır. Hazreti Adem ve onun şahsında bütün insanlık şu kainat varlığı içerisinde hilafet makamına, halifelik makamına oturunca bütün varlıkların onun büyüklüğünü tanıması, bunu kabul etmesi ve ona biat etmesi gerekiyordu. Bu da tahakkuk etti. Cenab-ı Hak Bismillah ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Adem hilafet makamına oturunca onun halifeliğini tanımak, onu kabul etmek ve ona tabi olmak, onu büyüklemek, ona biat etmek üzere iblis de dahil olmak üzere bütün meleklere bir emir verdi. Ey melekler, halifeniz tayin edilmiştir. Hadi ona biat edeceksiniz. Biat etmek üzere ona tazim ve hürmet secdesini yapacaksınız. Melekler bu emri alır almaz hepsi secdeye gittiler. Hepsi Hazreti Adem'in, dolayısıyla insanlığın büyüklüğünü kabul ettiler. Sadece iblis dimdik ayakta kaldı. Diretti. Adem'in, dolayısıyla insanlığın büyüklüğünü kabul etmedi. Ve şeytanlaştı.
Cenab-ı Hak ona ben emrettiğim halde Adem'in büyüklüğünü niye tanımadın deyince o çürük fasit bir mantık yürüttü Allah'ın kesin emri karşısında. Ene hayrun min halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ya Rabbi dedi, verdiğim bu karar isabetli değildir. Yersiz bir karar verdim, bir emir verdim. Ben bunu tanıyamam. Çünkü ben bundan üstünüm. Beni ateşten yarattın, bunu çamurdan yarattın. Ateş ise çamurdan üstündür dedi. Fakat bilemedi ki ateş nerede, toprak nerede. Ateşin sonu nedir? Kül olmadır. Ama bütün cevher, bütün mücevherat, bütün hayat topraktadır. Bunu bilemedi. Fasit bir mantıkla Allah'ın kesin emrine karşı geldiği için ne oldu? Dinden çıktı, kafir oldu. Ve kâne minel kafirin diyor Cenab-ı Hak. Kafirlerden oldu. Allah'ın kesin emrini fasit düşüncelerle, fasit bir mantıkla reddetmek küfrün ta kendisidir. Allah korusun insanı da, diğer varlıkları da dinden, imandan çıkarır. Ne oldu? İblis aleyhillâne insanoğlunun büyüklüğünü tanımadı da yanına mı kaldı? Hayır. Mel'un oldu, sürüldü, kovuldu. Ve ebediyen lanet halkası boynuna geçti. Ebediyen cehennemi boyladı. Demek ki ey insan, sen o kadar büyüksün ki, senin makamın o kadar yüksek ki, senin büyüklüğünü tanımayanlar ne oluyor? Mel'un oluyor, merdud oluyor, ebediyen cehennemi boyluyor. O halde kendini bil, kadrini, kıymetini bil, makamının şerefini takdir ve tespit et, ona göre o makamın senden isteyeceğini vermeye çalış. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, tarifimizde ikinci unsur neydi? Bütün nimetlerin emrimize verilmiş oluşu idi, değil mi? Her şey emrimizdedir bizim. Her şeyi Cenab-ı Hak bizim için yaratmış. Yukarılarda, aşağılarda, ikisinin arasında varlıkların tümü bizim için yaratılmış, bizim ihtiyacımızı karşılamak üzere yaratılmış, bizim hizmetimize verilmiş, bizim emrimize müsahhar kılınmıştır. Bu husustaki ayeti kerimelerden birkaçına işaret edelim. Yeryüzünde ne varsa Allah hepsini sizin için yarattı. Bakara suresi ayet 29. Gökleri ve yeri yaratan, yukarıdan indirdiği su ile size yiyecek olarak ürünler yetiştiren, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, nehirleri, daimi olarak yörüngelerinde yürüyen ay ve güneşi, gece ile gündüzü sizin emrinize veren Allah'tır. Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetini sayacak olursanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve pek nankördür. Sure İbrahim ayet 34 ila 32 ila 34. Hayvanları da yaratmıştır. Onların etlerinden yersiniz. Onları getirirken ve götürürken de zevk alırsınız. Kendi kendinize zor varacağınız memleketlere yüklerinizi taşıtırsınız. Doğrusu Rabbiniz şefkatlidir, merhametlidir. Sizin için atları, katırları ve merkepleri binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Yukarıdan size su indiren Allah dileseydi odur, ondan içersiniz. Hayvanları otlattığınız bitkiler de onunla biter. Allah onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve her türlü ürün yetiştirir. Düşünen kimseler için bunda ayetler vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin istediğinize vermiştir.
Yıldızlar da onun emrine boyun eğmiştir. Bunlarda aklını çalıştıran kimseler için dersler vardır. Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Bunda öğüt alan kimseler için ibret dersi vardır. Taze et yemeniz, takındığınız süsleri edinmeniz ve Allah'ın bol nimetlerinden faydalanmanız için denizi, ki gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. Boyun eğdiren de odur. Artık belki şükredersiniz. Yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit dağları, nehirleri ve belki yolunuzu bulursunuz diye yollar ve işaretler meydana getirmiştir. Onlar yıldızlarla da yollarını bulabilirler. Hiç yaratanla yaratmaya gücü yetmeyen birbirine benzer mi? İbret almaz mısınız? Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olursanız bitiremezsiniz. Doğrusu Allah bağışlar, merhamet eder. Nehir suresi ayet 5-18. Ve nihayet gökte olanların, yerde olanların hepsini Allah sizin emrinize vermiştir. Bakınız, insanoğlunun hizmetine açılan nimetlerin sahası ne kadar geniş. Havası, suyu, dağları, dereleri, meyveleri, çiçekleri, canlısı, cansızı, gecesi, gündüzü, hepsi insan için yaratılmış. Hepsi insanın emrine verilmiştir. Peki insan ne için yaratılmış? İnsanın görevi yok mu? Kaşı gözü kara olduğu için mi bu kadar nimet insanoğluna verilmiş? Hayır, hayır. Büyük başın büyük derdi olur derler. Büyük makamın da büyük mesuliyeti olur derler. Bu esasa göre insanoğlunun o büyük makamı işgal eden, meleklere bile nasip olmayan hilafet makamını işgal eden insanoğlunun görevi de elbette o nispette büyüktür. Nedir? Düşünün bakalım, nedir insanoğlunun görevi? Bir kelimeyle Allah'a kul olmaktır. Bitti. O hilafet makamının size yüklediği görev, vazife bu. Allah'a kul olmak. Kimseye kul olmayacaksınız. Kendiniz gibi insanlara, taşlara, ağaçlara, aya, güneşe, meleklere kul olmayacaksınız. Şeytana, nefsinize kul olmayacaksınız. Sadece ve sadece Allah'a kul olacaksınız. Siz bunun için yaratıldınız. Bunun için hilafet makamı size verildi. Bakınız, beden yapınız da güzel. Hayvanlarla kendinizi bir mukayese yapın beden yapısı yönünden. Eller, ayaklar birbirine paralel. Kaşlarınız, gözleriniz yerinde. Yanaklarınız, dudaklarınız, kulaklarınız hepsinden güzel. Hele yüzünüzdeki güzellik hangi varlıkta görülebilir? Binaenaleyh, beden yapısı itibariyle de o en ülvi, en yüce mekama layık olacak derecede bir yapıya sahipsiniz. Vettin suresinde bismillah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ben Allah Azimüşşan yemin ederim ki insanoğlunu en güzel şekilde yarattım. İnsaf. Kardeşlerim, insaf. Bütün nimetler emrimize verilmiş. En yüce makam, ki hilafet makamı meleklerin bile imrendiği makam, bize verilmiş. Beden yapısı itibariyle meleklerden daha güzel bir şekil verilmiş bize. Bütün bu nimetlere sahip olur da kendimizi kaybedersek, kendimizi asıl görevimizden mahrum bırakırsak, gaflet edersek, nefsimize, şeytana kul olursak, bizim gibi insanlara kul olursak, taşa, ağaca, puta kul olursak, emin olunuz ki o makam elimizde kalmaz. Ve bu nimetlerin birer birer hesabı bizden sorulur. Hesabını veremediğimiz için, veremeyeceğimiz için ne olur? Bütün bu nimetler bizim elimizden gider. Yukarıda söylemiştik, insanoğlunun mesuliyeti bu. Sorumluluğu bu. Bir kelimeyle ifade ediliyor: Allah'a kul olma. Bunu yerine hakkıyla getirdiğiniz takdirde ne olur? Dünyadan giderken yine halife olarak gidersiniz. Mezarda da halifesiniz.
Hilafet makamı sizinle beraber gelir. Ahirette de halifesiniz. Mezarda daha büyük nimetlere erişeceksiniz. Ahirette ondan daha yüksek makamlara erişeceksiniz. Haberiniz olsun. Binaenaleyh, bütün mesele içinde bulunduğunuz şu durumu, şu imkanı, şu makamı değerlendirmek ve kulluk görevinizi hakkıyla ifa etmektir. İnşallah bunun idraki içerisinde, bunun mesuliyeti içerisinde Allah'a kul olma görevimizi hakkıyla yapacağız. Dünyada meleklerin bile imrenip ellerine geçmeyen o makamla ölürken mezara gideceğiz. Mezarda da halifeyiz. Mezarda da Allah'ın temsilcisiyiz. Melekler sorgu sual yapmak için geldikleri zaman onlara diyebilelim. Biz daha 4 adımlık bir uzak mesafeden geldik. Kulluk görevimizi unuttuk mu ki siz gelmiş bize hesap soruyorsunuz? Elbette bizim Rabbimiz Allah, kitabımız Kur'an, kıblemiz Kabe, peygamberimiz Hazreti Muhammed, dinimiz İslam'dır diyebilelim. Ve öbür tarafta hesaba çekildiğimiz zaman hilafet makamının bizden istediği vazifeleri yapmış olarak hesabını bir bir kolayca verme imkanına sahip olalım. Cenab-ı Hak cümlemize nasibi müyesser eylesin. Hülasa, sonuna geldik. Buraya kadar yazılanları hülasa edecek olursak, İslam'a göre hayatın manası, yaratılışın gayesi, materyalistlerin, dinsizlerin, kitapsızların iddia ettikleri gibi yeme, içme, şehevi arzuları tatmin etme değildir. Mal mülk edinme de değildir. Bunları elde etmek için çalışma da değildir. Bütün bunlar birer vasıtadır. Bunlar kötü şeyler değil. Gaye değil bunlar, vasıtadır. Bu noktaya çok dikkat etmek mecburiyetindedir insanoğlu. İnsanoğlu bugün yanılmışsa, bugün yolunu şaşırmışsa gaye ile vasıtayı birbirine karıştırmış. Zannediyor ki yemek, içmek ve bunları elde etmek için ben dünyaya geldim. Hayır, bunlar vasıtadır. Gaye Allah'a kul olmaktır. Gaye değildir, hedef değildir bunlar. Gaye ise insanın Allah'a kul olmasıdır. Onu tanıması, ona iman etmesi ve ona ibadette bulunmasıdır. Gaye budur. Hedef budur, görev budur. Hilafet makamının, dünya saltanatının insanoğluna verilişinin manası budur, başka değildir. Şimdi neticeye varalım ve düşünelim. İnsan bu gayeyi yerine getirdiği, kulluk görevini yaptığı takdirde halifelik makamına layık olduğunu bilfiil ispat etmiş olacak, o mekamın kendisine yüklediği sorumluluktan kurtulmuş olacaktır. Ve yine o mekamın kendisine tanıdığı nimetlerin şükrünü eda etmiş, nimet bilir olmuş olacaktır. Dolayısıyla yaratanın rızasını kazanmış olacak, âlâ illiyyine yükselecek. Nedir âlâ illiyyin? Yükseklerin yükseği. Cennet-i âlâ. Ve Allah'ın cennetine girecek, sonsuz mutluluğa ulaşacaktır. Cenab-ı Hak fazlıyla, lütfiyle cümlemize nasibi müyesser buyursun. Aksi halde Allah korusun. Halifelik ünvanı kendisinden alınır, mekamından atılır, ölümle her şey biter gider. Hesabını veremez, yaratanının gazabına uğrar, esfeli safiline yuvarlanır, alçakların alçağı olur ve cehennemi boylar. İşte birbirine zıt iki yol. İki yol var, birbirine ters iki yol. Allah'a kul olma, Allah'a kul olmama. Birbirine ters bu iki yolun, birbirine ters, birbirine zıt yine iki neticesi vardır. Biri cennet, biri cehennem. Allah'a kul olma yolundan giden nihayet Allah'ın rızasına ulaşır ve cennetine girer. Fakat Allah'a kul olma yolunu terk edip de şeytana, nefsine, diğer şeylere kul olursa
ne olur? Gide gide nihayet cehenneme yuvarlanır gider. Mevlamız bizi birinci yolu takip eden ve birinci neticeye varan kullarından eylesin. İnşallah daha müteakip konuşmalarımızda Allah'a kul olmanın yolu yöresi nedir, ölçüsü nedir bunu göreceğiz. Bu hepinizce malum olan keyfiyettir. Kur'an-ı Kerim nasıl demişse öyle olursak işte Allah'a kul olmuş oluruz. Kur'an bunun için gelmiş, din bunun için gelmiş, peygamber bunun için gelmiştir. Biz Allah'a kulluk görevimizi nasıl yapacağız, nasıl meydana getireceğiz ve bu kutsi, bu şerefli, bu ülvi vazifeyi nasıl ifa edeceğiz, bunun ölçüsü nedir? Şu Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü bu. Buna göre sen söz, fiil, hareketlerini, evlenmeni, aile icraatını, cemiyet hayatını, devlet hayatını buna göre yürütürsen ne olur? Allah'a kulluk görevini hakkıyla yapmış olursun. Bir başka ifadeyle aziz ve muhterem kardeşlerim, hayatın anayasası budur. Ailenin anayasası bu kitaptır, Kur'an'dır. Cemiyet hayatının anayasası budur. Müslümanların devlet hayatının anayasası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bunu böyle kabul eder, buna böyle inanır ve böyle yaşarsak emin olunuz Cenab-ı Hak lütfiyle, keremiyle tecelli eder ve bizleri kulluk görevini yapmış kulları arasına katar, rızasına mazhar eyler, cennetine koyar. Cenab-ı Hak cümlemizi bu gayeye ulaşan ve Kur'an'dan başka anayasa kabul etmeyen, bütün söz, fiil ve hareketlerini Kur'an-ı Azimüşşan'a göre yapan kullarından eylesin. Ve nihayet Cenab-ı Hak cümlemizi...